Ben en üst seviyede çalışmak istiyorum. Yani ben Bundesliga'da çalışmak istiyorum. Bundesliga'da çalışmak için de tabii ki bazı kriterleri de yerine getirmeniz gerekiyor. 2013'te şu ana geldiğim süreç içerisinde 12 tane futbolcu kazandırdık biz bu ülkeye. En son olarak dediğimiz gibi Mustafa Eskelerç. Bugün de artık farklı kulüplerde konuşuluyor. Duyduğum kadarıyla, bildiğim kadarıyla Beşiktaş'la, Konya ya diğer kulüplerde. Todesco, Tuchel, Nagelsmann'ı saydığınız zaman Klopp'u da sayılır. Bir taraftan Galatasaray, bir taraftan Beşiktaş. Şimdi içeride biz iki tane gol daha fazla yemiş olsaydık Galatasaray'a karşı Galatasaray şampiyon olacaktı yani. Size göre Jorge Jesus mu yoksa Joachim Löw mü? Fenerbahçe ve Türkiye'yi tanıdığım için Jorge Jesus. Herkese merhaba, mutlu haftalar. Sporun, futbolun içinde olan insanlarla, kişilerle bir arada olmaya devam ediyoruz. Bu haftaki söyleşimiz de teknik direktör İrfan Buz'la olacak. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Çok teşekkür ederiz. Bir süredir konuşuyorduk. Bugün Tabii. Bir araya gelmek kısmet oldu. Evet. Şimdi İrfan Buz denildiği zaman benim aklıma gelen 40 yıl Almanya'da yaşadınız galiba. Tabii. 8 yıl Alman milli takımlar alt yaş kategorisinde eğitim verdiniz. Evet. Görev aldınız ve 8 yıldır da Türkiye'desiniz değil mi hocam? Evet, 2013'te Bursaspor'a Sayın Christoph Daum'la birlikte geldim yani. Girişimizi öyle yaptık Türkiye'ye, evet, profesyonel evet. Anlamında. Şu anda neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Şu anda işte özellikle tabii bu dönemlerde bizim kendi data bankamızı geliştirme açısından, tabii oyuncuları izlemek açısından ve Avrupa'daki futbolu tabii çok yakın olduğum için zaman zaman işte Avrupa'ya, Almanya'ya özellikle gidiyoruz. En sonunda şimdi Stuttgart'a gitmiştim. Sayın Klaus Vogt, Stuttgart Başkanı bizi davet etmişti. Orada bir bilgi alışverişinde bulunduk. Bunlar tabii bizim için çok değerli ve çok önemli. Hocam çok fazla seyahat ediyorsunuz. Evet. Yani benim sizinle ilk temasım geçen sene olmuştu. Sizi aradım, hocam bir röportaj yapabilir miyiz, bir araya gelsek? O zaman Almanya'daydınız. Evet. Süreç bizi çok bir araya getirmemişti. Evet. Sonra Türkiye'ye geldiniz yeniden. Bana göre işinizi liyakatle yapan bir çalıştırıcısınız, bir antrenörsünüz. Evet. Ama tabii Türkiye'deki futbol iklimi bazen farklı işleyebiliyor. Bunu sizle detaylı bir şekilde de konuştuk. Evet. Ben bugün bunun üzerine biraz sizle sohbet etmek istiyorum. Tamam. Bir tanımlama vardır. Süper Lig'in dinamiklerini bilen hoca. Evet. Ve bu tanımlamaya uyan kişiler düşünce odur ki daha fazla başarıyı getirir. Buna katılıyor musunuz? Ve bu tanımlamayı açmak gerekirse sizin yorumlarınız nasıl olur? Evet. Seyahatlerle ilgili şöyle bir şey eklemek istiyorum. En uzun gittiğim yer neresiydi biliyor musun? Neresi hocam? Costa Rica'ydı yani. Costa Rica'ya dahil gittik. Orada bir hafta kalmıştım. Müsabakaları izlemiştik. Madrid'den güzeldir. Madrid'den Costa Rica'ya uçtuk. Yani gerçekten önemli olduğunu bir daha vurgulamak istiyorum. Hı hı. Şimdi gelelim futbol iklimimize. Tabii olaya baktığınız zaman makro ve mikro şeklinde bakmak gerekiyor. Yani makro şeklinde baktığımız zaman daha geniş açıdan bir bakalım perspektifte. Şimdi Türkiye'de, Türkiye futbolunda teknik adam açısından işte uzman olmanız, bu konuda çok bilgili olmanız, donanımlı olmanız tabii ki çok önemli. Ama bunun dışında da sahaya odaklanıp da saha dışındaki olaylarda da çok iyi olmanız gerektirdiğini düşünüyorum. Bu da Türkiye'ye hassas bir konudur. Şöyle söyleyelim, yani burada kuvvetli olmanız gerekiyor. İşte liderlik vasfınızı yönlendirmeyle alakalı, idare etmekle alakalı tabii ki. Burada da saha içi gibi saha dışındaki faktörler de çok önem arz ettiğini söyleyebiliriz. Saha dışını yönetmekten bahsediyoruz. Tabii değil ki. Mi? Mesela şöyle açayım. İşte verdiğiniz demeçler, siz profesyonelsiniz tabii, devamlı röportajlar veriyorsunuz. Siz bu andaki ne vermek istediğinizi çok iyi biliyorsunuz ama biz teknik adam açısından işte dışarıya verdiğimiz insanlara özellikle mesajlar lider olarak çok önem arz ettiğini söyleyebiliriz. Yani zor idare edilebilir. Mesela Trabzon'u da örnek olarak verebiliriz. Burada Abdullah Avcı bunu çok doğru yaptı bu sene. Yani verdiğiniz mesajlar çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Bize çok önemli yabancı teknik direktörler geldi. Burada biliyorsun yani sayabiliriz, işte son gelen Filip Koku ile başlayalım. Raikkonen'dan işte Luis Aragonés, Aragonés'den Del Bosque'nin hepsini sev. Yani başarısız olmuşlardır bu konuda. Çünkü bu konuda, bu konu çok önemli olduğu için verdiğiniz mesajlar,
inanç, işte bir camiayı belirli bir yere götürme açısından da verdiğiniz mesajlar da burada sağ dışında da çok önemli olduğunu, onu çok iyi yönetmeniz gerektirdiğini söyleyebiliriz. Mesela Türkiye'de başarıyı yakalayan, başarının bir anlamda bug'ını bulmuş bir antrenörle çalıştınız. Christoph Daum. Tabii. Bursa Spor'da. Tabii. Daum hocanın kazandıran anlayışı neydi? İşte bu şimdi... Hepsini evet, yapabilmek mi? Tabii ki yani. Şimdi burada bunu çok iyi, empati çok iyi etüt etmiş, ülkemizi çok iyi etüt etmiş. Burada iyi adapte olmuş teknik adamlar ne kadar başarılı olabileceğini de göstergesidir yani Sayın Christoph Daum. Burada biliyorsunuz Beşiktaş'ta da aynı şekilde Fenerbahçe'de de çok başarılı olmuş bir teknik adam, bir lider. Bunu da çok iyi yaptığını düşünüyorum. Hı. O yüzden de başarılı oldu. Hocam, yurt dışı menşeli bir teknik direktörsünüz. Evet. Almanya'daki futbol iklimini, sistemi biliyorsunuz ve bence biraz sohbet ettim. Bakış açınız da o yönde ilerliyor. Bir açıklamanız vardı. Edirne ötesini düşünüyorum ve orada başarılı olmak istiyorum diye. Bu hedefiniz hala devam ediyor mu? Tabii ki yani bir hedefiniz varsa o hedefinizde de bir yol kat etmeniz gerekiyor. Şimdi burada da neler yapmanız gerekiyor? İşte baktığınızda özellikle tabii kendinizi geliştirerek ekip de çok önemli olduğunu, bunu da vurgulamak istiyorum. Özellikle şüphesiz. bu sene de kendi ekibimle değişiklikler yaparak Almanya'dan mesela Paco Vazdi Stuttgart'ta görev almış, Çin'de görev almış bir yardımcı hoca olarak kendi grubumuza entegre ediyoruz. Aynı zamanda işte Pantelis Fenerbahçe'de görev almış önemli bir teknik adam. Onu da kendi ekibimize dahil ettik. Yani ekibimizi bu konuda geliştirme açısından da her zaman önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ekipten ziyade de kendinizi tabii ki bu durumun içerisinde dediğim gibi işte yurt dışına gideriz. Data bankanızı geliştirmeniz gerekiyor. Data bankasında neler olabiliyor? İşte futbolcularla ilgili tabii ki data bankanızın geniş olması gerekiyor. Transfer yaptığınız dönemlerde doğruları yapabilmek için bu konuya vakıf olmanız gerekiyor. Bir sürü parametreler var burada. Hı hı. Mesela bugün Süper Lig'e bakalım. Şampiyon Trabzonspor. Hı hı. Abdullah Avcı'nın ekibinde 9 kişilik bir çalıştırıcıdan bahsediyoruz. Evet. Veya şu an 3. sırada olan Konya Spor'da teknik direktör İlhan Palut'un 8 kişilik bir ekibi var. Hı-hı. Hatta bir alt lige gelelim hocam. Ümraniye Spor'a bakalım. Recep Uçar Hı-hı. hocanın 5 kişilik bir ekibi var. Bu data bank'ın bir anlamda oradaki background'ı doldurmak da oldukça kıymetli değil mi? Tabii ki yani. Futbol organizasyonunun içerisinde çok önem teşkil eden bir konumdur yani. Hocam peki yurt dışında neden başaramıyoruz? Bizim antrenörlerimiz, teknik direktörlerimiz yurt dışında neden çalışamıyor? Kalbur üstü takımları geçtim. Avrupa'nın en büyük 5 ligini geçtim. Mantalitemiz oraya uymuyor mu veya onlar mı bizi kabul etmiyor? Yok, şimdi şöyle bir şey, tabii ki başarılı olmak için, yurt dışına gidebilmek için tabii ki en önemli faktörlerden bir tanesi de dil bilmeniz gerekiyor. Yani evet. Oradaki konjonktürler, oradaki durumlar, kendinizi çok iyi bir şekilde ifade etmeniz gerekiyor. Kaldı ki biz dünya insanı olarak aslında birkaç tane dil bilmemiz gerektirdiğini düşünüyorum. Ki mesleki olarak bu olmazsa olmaz, no go yani. Siz galiba 5 dil biliyorsunuz, evet, değil mi? Şimdi bunu yaptığınız takdirde aynı zamanda tabii entelektüel seviyeniz de onların da bağdaştırılması gerektirdiğini düşünüyorum. Yani sadece dili bilmek değil, oradaki hem futbol anlamında yani İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da nerede çalışmak istiyorsanız tabii ki oradaki iklimi de çok iyi bilmeniz gerektirdiğini düşünüyorum. Bu da önemli. Ve burada bir başarıyı arzu edip sağladıktan sonra da gidebilirsiniz tabii. Ama bu parametreleri yerine getirmek durumundasınız. Süper Lig'de, birinci ligde toplamda düz hesap 40 tane çalıştırıcı var. Evet. 40 takıma talip olan, görev bekleyen de en az 200 tane antrenör, çalıştırıcı vardır hocam. Yani velhasıl kelam, 240 tane teknik direktörden 4 tanesi, 5 tanesi ya yurt dışında çalışma kriterlerini karşılayamıyor mu? Dünya ile entegre olamıyor mu? Benim aslında sorguladığım nokta bu. Siz 40 yıl Almanya'da yaşadınız, 5 tane dil biliyorsunuz. Tabii. 8 yıl Alman milli takımlar alt yaş kategorisinde görev aldınız. Hı-hı. Ve o bakış açısına sahipsiniz. Tabii o yüzden de yani benim hedeflerimden bir tanesi tabii ki ben Avrupa'da çalışmak istiyorum. Ama öncelikle Türkiye'de
bir başarıyı elde etmeniz gerekiyor. Hı hı. Ki şöyle söyleyelim, yani belirli seviyede, ben en üst seviyede çalışmak istiyorum. Yani ben Bundesliga'da çalışmak istiyorum. Bundesliga'da çalışmak için de tabii ki bazı kriterleri de yerine getirmeniz gerekiyor. Kendi ülkenizde diyelim bir kupa veya farklı başarılara ihtiyacınız var. Şimdi ondan sonra zaten enteresan oluyorsunuz onlar açısından. O da olduğunda, ama zannedersem önümüzdeki yıllar potansiyelli arkadaşlarımız var. Burada ne olursa olsun öncü olmak gerekiyor. Ama tabii hedeflerimizden bir tanesi de o. O zaman biraz size gelelim. Takımlarınızdaki genel felsefeniz nedir? Yani tırnak içerisinde İrfan Buz prensipleri var mı? Evet. Şimdi tabii şöyle bir durum söz konusu. Geliyorsunuz bir takımın başına geldiğiniz zaman 25-30 kişilik bir kadronuz var. Evet. Herkes bireysel olarak çok farklıdır. Psikolojik olarak çok farklı durumdadır. Şimdi onları tek hedefe ulaştırabilmek açısından da burada çok iyi iletişimi kullanmanız gerekiyor. Bunu takdir edersiniz. Bir. İkincisi de bunu sağladıktan sonra örnek vereyim. Ben size bir prensip olarak takımın başına geldiğimiz zaman işte konuşuyoruz futbolcularla. Diyorum ki benim temel prensiplerimden bir tanesi, ben çok agresif dikine oynayan, üçüncü bölgede oynamak isteyen bir teknik adam olduğum için 3 tane şık belirliyorum. Futbolculara söylüyorum. Diyorum ki ilk topu kazandığımız zaman dikini oynamak istiyorum. Benim ilk düşüncem o olması gerekiyor. Dikini oynarken de 3. bölgedeki oyuncularım da ona göre o koşu yollarını bilmesi gerekiyor. Atamadım. 1. topu atamadım dikine. 2. top yana, lateral, yani yana doğru oynayabilirim. En son şıkkım benim topu muhafaza etmek için geriye oynamak. Yani her zaman işte doğru, yani ileriye oynayayım. Dikini oynayan ve çabuk oynayan bir futbolu seviyorum. Bunu da tabii futbolcularımıza anlattığımız zaman bu da bir takımın, yani bir hocanın tabii el yazısıdır. Oraya da gelmek için bazı çalışmalar da yapıyorsunuz. Ama genel anlamında o felsefeyi onlara yüklemeye çalışıyorum tabii ki. Jürgen Klopp metodu diyebilir miyiz bir anlamda? Ya Jürgen Klopp metoduna şöyle söyleyeyim. Jürgen Klopp'taki sevdiğim o şey, yani tutkulu, içten gerçekten, hani hem takımıyla birlikte bunu yaşayan, aynı zamanda taraftarlarıyla birlikte senkronize bir şekilde giden bir teknik adam. Ben de çok duygulu ve bu konuda çok arzulu olduğum için seviyorum tabii onu. Onları birleştirerek, yani daha pragmatik de düşünebilirsiniz, daha soğuk da olabilirsiniz, ama ben bu tarz teknik adamları ve kendimde de bunu daha çok görüyorum. Hocam şimdi şehir takımları şüphesiz çok kıymetli. Türkiye'de de önemli şehir kulüpleri var. Mesela Bursa Spor, görev aldığınız bir camia. Kocaeli Spor, Eskişehir Spor gibi, ama maalesef son yıllarda şehir kulüplerinin ciddi bir ivme düşüklüğünden bahsedebiliriz. Bursa Tabii. Spor, Kocaeli Spor 2. lige düştüler. Siz de hem Bursa'da çalışmış bir antrenör olarak hem de bir teknik adam gözüyle bu camiaların bu durumda olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Neden böyle oldu? Neler yanlış yapıldı? Özellikle Bursa Spor konusundaki düşünceniz nedir? Tabii. Her şeyden evvel bir futbol adamı olarak ve oradaki en güzel tap yapmış durumunu ben en sonunda 2013-2014 yılında en son Bursa Spor'la UEFA'ya kalmış bir teknik adam olarak bunu söyleyebilirim. Evet. Yani 8. UEFA'ya kaldık ve oradaki yani dinamizmi, Bursa Spor'un özellikle taraftarlarıyla şehir dinamizmini yaşayan bir teknik adam olarak tabii ki üzülüyorum. Burada kulüp organizasyonla ilgili sıkıntılar olduğu aşikar. Şimdi iyi kulüp organizasyonuna baktığınız zaman son yıllarda işte sayabiliriz. Şimdi İlhan Palut'u söylediğimiz için Konya'da iyi bir organizasyon var. Bu başarıyı, bu çıkışı yakalamışlardır. Aynı zamanda işte son 2 yılda Avrupa'ya gitmiş olan bir Sivasspor var burada. İyi organize olmuş, kulüp organizasyonunu iyi yapmış. Aynı şekilde Trabzon bu sene bunu yapmış. Gördüğünüz zaman doğruları yapan kulüpler nerede olduğunu görebiliyoruz. Bu konuda da eksikleri olan, yanlış yapılan hamlelerle birlikte burada sonucunu tabii maalesef bu kulüplerimiz ve özellikle şehir bunu sonuç olarak görebiliyor yani. Yönetim ve sistemden kaynaklı değil mi? Kulüp yani organizasyonu. Sizle bir saattir konuştuğumuz durum bu. Hani tabii şimdi. Sadece video başlarken değil, öncesinde de biraz hocayla sohbet etmiştik. Evet. Yani hocam sistemin durumu malum. Türkiye'deki futbol iklimi biraz konuşuyoruz. Ama tabii ki belli oranda. Yani buradaki mantaliteyi değiştirmemiz lazım bizim, öyle değil mi?
Ya mantalite şöyle, doğruları yapmamız gerekiyor ama bunları nasıl yapacağız? Yani finansal anlamındaki doğruları yapacağız, aynı zamanda futbolcuyu yetiştireceğiz. Şimdi ben 2013'te şu ana geldiğim süreç içerisine 12 tane futbolcu kazandırdık biz bu ülkeye. Kim hocam? Sayabilir Ozan, misiniz? Ozan Tufan'dan başlayın, işte Harun Tekin ilk defa. İrfan Can, kaleci Frey'i hatırlıyor musun Bursaspor'da? Evet, evet. Ona biliyorum. Geldim, dedim ki kaleciye ben bu dönemde artık Harun Tekin'e şans vermek istiyorum. İşte Ozan Tufan'ı, Enes Ünal'ı. Orada bir anda kesmiştiniz değil mi? Evet, Enes Ünal'lara. Onlara hepsine şans vererek, entegre ederek yine başarılı olduk. Yani sadece teknik adam koltuğunu değil, üretken olması gerekiyor. Biz bunları öğrendik. Biz öyle bir eğitimden, öyle bir ekolden geldik. Arkasından Gençler Birliği'nde gittik. İşte Uğur Çiftçi'den, Ahmet Oğuz'dan, özellikle İrfan Can Kahveci. Bunlar hepsi Hacettepe oyuncusuydu. Evet. Yani yukarı çıktılar ve biz onları Süper Lig'de onlara şans verdik, entegre ettik. Ve bakıyoruz ki çok önemli kariyere sahip oldular. Arkasından yani en son saydığımız oyuncuyu diyelim, Mustafa Eskiyelaç. Mustafa Eskiyelaç Malatyaspor'da devamlı kiralık verilmiş bir oyuncudur. Yani bizim dönemimizde işte Mustafa'ya dedim, sistemimizde değişiklik olduğunda sen sağ kanat oynadığında aerob kapasiten çok yüksek, onu başarabilirsin. Çok önemli transfer yapabilirsin. En son olarak dediğimiz gibi Mustafa Eskiyelaç. Bugün de artık farklı kulüplerde konuşuluyor duyduğum kadarıyla. Bildiğim kadarıyla Beşiktaş'la, Konya ve diğer kulüplerde. Yapabilir mi hocam sizce Beşiktaş'la? Yapabilir. Zaten bu seneken tabii ki yani kapasitesi var ama şöyle bir şey var. Sevgili Uğur, sen şimdi onları oynatman gerekiyor. Yani. Risk alacaksın bir teknik adam olarak. Oynasınlar, üretken, gelişsinler. Üretken. Tabii ki şey olarak yani Süper Lig'de futbolcuyu oynatmak kolay değil. Özellikle tabii ki böyle tanınmamış oyuncular, genç oyuncuları adapte, entegre etmek bu iş kolay değil yani. Aynı zamanda sonuç almak zorundasın Türkiye'de. Şimdi bunları yaptığın zaman tabii ki hem kulüp anlamındaki işte yine geliyoruz bu ekonomik durumunda bunları işte birkaç tane oyuncuyu sen entegre ettiğin zaman finansal anlamında da kulüp açısından çok önemli olduğunu görüyoruz. Kesinlikle. Hocam bugün bir maç primi, kazanma primi 2.7 milyon TL. Tabii ki yani. Anadolu kulüpleri için çok büyük bir meblağ. Çok büyük bir meblağ, işte dediğimiz gibi burada doğruları yapmayan kulüpler senelerce işte bu kulüp organizasyonu, yani ben bütün hepsine baktığınız zaman işte scoutingle ilgili, burada yaptığınız transferlerle alakalı, gençleri takıma entegre etmeyle alakalı durumlar söz konusu. Bunlar üst üste doğru yapılmadığı takdirde bu sefer sonuçları görüyorsun maalesef. Evet. İşte Eskişehirspor gibi, Bursaspor gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Hocam saydığınız bu futbolculardan görüştükleriniz var mı devamlı? Onlarla iletişiminiz nasıl? Tabii ki yani görüşüyoruz. Sağ olsunlar bizi arıyorlar. Biz de onları zaman zaman tebrik ediyoruz. Aynı zamanda tabii gururlanıyoruz. Çünkü çok güzel kariyerlere sahip oldular. Demek ki biz doğruları yapıyorduk ki böyle isimler de ortaya çıkabiliyor yani. Bizim de tabii gurur kaynağımız ama aynı zamanda borç bildiğimiz ve bu konuda bir teknik adam açısından da bunu verebilmek çok önemli diye düşünüyorum. Bir öğretmen edasıyla. Ya öğretmen edası ama ben aynı zamanda hem yarışmacı hem de geliştirici bir kimlik olduğumuz için bunu da oyuncularımıza verebiliyoruz. Veriyoruz. Şimdi futbolcular demişken aynı zamanda sahanın dışında bekleyen takım patronları yani teknik direktörler. Son dönemde Türk futbolundaki yeni jenerasyon teknik direktörlerde oldukça dikkat çekiyor. Bunların başında da bu dönemde şüphesiz Nuri Şahin geliyor. Mesela son 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, toplanan tabii. 35 puan. Tabii ki Nuri Hoca'nın Almanya'daki oynadığı kulüpler, bir anlamda background'ının sağlam olması, Klopp'la iletişimi, 4'te bilmesi, Harvard'da aldığı eğitimler vesaire vesaire derken çok fazla konuşulmasına sebebiyet veriyor. Ama İlhan Polut'u, Ömer Erdoğan'ı, Emre Belezoğlu, Volkan Demirel gibi birçok teknik adam var. Hocam hangisini beğeniyorsunuz, beğendiğiniz yeni antrenörler var mı? Ya her şeyden evvel tabii ki yeni nesildeki hocaların, genç, dinamik hocaların gelmesi tabii ki çok önemli. Yani çünkü baktığınız zaman bir hareket getirebiliyorlar, evet. Dinamizm getirebiliyorlar. Ama şunu söylemek istiyorum. Tabii ki şu da çok önemli. Geliş noktaları da önemli. Şimdi biliyorsunuz ben Almanya'da uzun yıllar kaldığım için şimdi Ekol Almanya'daki özellikle hocalara baktığınız takdirde burada liyakatın çok önemli olduğunu ve bunun hakkıyla yapabilmesi açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi
birkaç tane hoca sayalım istiyorsan burada. Çok önemli hocaları. Çünkü kıyaslıyoruz yani. Biz de diyoruz ki futboldan gelmiş hemen teknik direktör olabilir mi? Bence şöyle bir durum söz konusu. Tabii ki şimdi bütüne baktığınızda makro olarak yani perspektifte baktığınızda bir kulübün işte aylık, yıllık giderine baktığınızda şimdi futbolcuların transfer taksitlerini, futbolcuların işte maç başılarını, primlerini, teknik staffın aldığı ücretler, aynı zamanda kulübün personeliyle ilgili çok büyük bir meblağ. Şimdi siz bu durumun içerisinde verdiğiniz işte teknik adamı, koltuğa oturttuğunuz, direksiyona oturttuğunuz adamı tabii ki çok iyi seçmeniz gerekiyor ve kriterleri doldurması gerekiyor. Uzun vade olarak çok evet. önemli olduğunu düşünüyorum yani. Şimdi artık siz riskini siz düşünün burada. Şimdi diplomasız veya diploması olmayan bir kişiyi getirdiğiniz zaman hangi tecrübelerine dayanarak bunu yapıyorsunuz? Kaç kişi bunu tutabilir, kaç kişi tutamaz yani? Veya bunun belirli bir yolu vardır. Yani şimdi, burada gömleğin düğmesini yanlış yerden mi ilikliyoruz biz? Ya o sonuçların artık siz katlanacaksınız. Mesela bugün Miroslav Klose şu anda nerede görev yapıyor hocam? Altyapılarında, Bayern Münih'in altyapısında değil mi? Steven Gerrard nasıl başladı? Liverpool'un altyapısında başladı. Sonra İskoçya'ya gitti. Tabii. Rangers'ın başında ve orada bambaşka bir serüven yazdı. Evet. Şimdi Aston Villa'da. Evet. Zinedine Zidane nerede başladı? Real Madrid'in altyapısında. Altyapısında. Sonra zaten. Carlo Ancelotti'nin yardımcısı. Tabii tabii. Yani şimdi Avrupa'da bu yapılıyor. Türkiye'de? Türkiye'de işte farklı olabiliyor. Yani tek şöyle söyleyeyim. Yani bir futbolcu 15 sene bir profesyonellik döneminden sonra direkt hoca olarak bir takımın başına geldiği zaman sıkıntı. Tabii öbür tarafta hani tutabilir mi? Tutabilir. Ancak tabii ki oyuncu kalitesi de çok önemli burada. Uzun vadede neler verebilirsiniz? Çünkü o donanıma %100 sahip değilsiniz yani. Mesela Antalyaspor'un oyuncu kalitesini nasıl buluyorsunuz? Çok iyi buluyorum. Özellikle son transferlerde Fernando gibi Luis Adriano yani. Özellikle Luis Adriano'yu burada söylemek gerekiyor. Hakikaten takımı sırtlayan bir orta saha oyuncusu. Baktığınızda bu da çok önemli. Yani şimdi kalite de burada çok önemli olduğu için sizi belirli bir yere kadar görüyor. Sonrasını görmeniz gerekiyor uzun vadede. Hmm. Şimdi baktığınızda Almanya ile kıyaslayan Julian Nagelsmann 34 yaşında bir teknik adam Bayern Münih'in başında. Fakat şu var 20 yaşında antrenörlüğe başlamış bir arkadaş. Veya Tedesco, o da 34 Tedesco. Yaşında ama birincilikle çıkıyor akademiden. Tabii ki akademiden yani pro lisansını birincilikle bitirerek gidiyor. Şimdi baktığınızda Tedesco, Tuchel, Nagelsmann'ı saydığınız zaman Klopp'u da sayalım bunun içerisinde. İşte 5 tane üst düzey teknik adamdan saydığınızda, 4 tane Alman'ı saydığınızda Klopp ikincilikte top oynamıştır. Diğerleri hiç yani öyle üst düzey oynamış değiller yani. Orada kriterler çok farklı. Bana göre çok doğru. Şöyle söyleyelim. Tabii ki iyi bir kariyere sahip olan bir teknik adam. Mesela Guardiola gibi. Sonra aynı zamanda kendini geliştirerek işte üstüne koyarak liyakatı ön plana atarak kendisini geliştirdiği zaman bunu pekinleştirdiğinde çok üst düzey teknik adam olabilir. Yalnız evet. Bunun da sıralaması da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hocam Guardiola La Masia'dan başlamadı mı? Tabii. O dönem değil mi? Ondan sonra Barcelona A takımının başına geçti. Frank Rijkaard'dan sonra. Peki bu pro lisans konusundaki yaklaşımınız nedir? Hani çünkü şu anda öyle bir durum var ki tartışılıyor. Bir çalıştırıcı var. Misyonunu tamamlamış. Hatta yaşını bile almış. Basın toplantısında o çalıştırıcı basının karşısına çıkıyor. Kulübede o bekliyor ama pro lisansı olmayan takımın başında görünen hoca oyunculara saha içinde direktif veriyor. Evet. Burada bir absürtlük yok mu sizce? Olmaz olur mu? Tabii ki var yani. Onu müsaade eden kuruma sormak gerekiyor yani. Bunu müsaade eden kurum kimdir diye. Futbol Federasyonu'nda. Hı-hı. Şimdi yurt dışında bunu yapamazsınız. Almanya'da mümkünatı yok yani. Kimse burada gelip de yeterince diploması olmayan bir kişiye burada zaten bu görevi vermezler. Kaldı ki kriterleri de ona göre seçerler yani. Bunun her zaman bir sıralaması olması gerektirdiğini yani. Biz sistemden bahsediyoruz. Liyakattan bahsettim. Yani liyakatın en önde olması gerektirdiğini düşünüyoruz tabii ki. Burada sistemin oluşması açısından. Çok önem verdiğim yani futbolun matematiğini de çok iyi bilmeniz gerektirdiğini, futbolun her türlü bilgiye sahip olmanız gerektirdiğini düşünüyorum. Şimdi o öyle sağlam temelle gidebilirsiniz. Yani yoksa belirli bir yere gidersiniz.
Ondan sonra artık uzun vadede ne olur onu bilemem. Onu siz bilmeniz gerekiyor. O riske girmek istiyorsanız o kadar büyük bir finansal anlamında bir yani hem iyi şekilde ürünü pazarlamak istiyorsunuz ama aynı zamanda da verdiğiniz kişilerin eğer o kriterleri doldurmadığı zaman o zaman o riske giriyorsunuz yani. Evet, kesinlikle. Şimdi bir tanesi 10 tanesinden bir tanesi 2 tanesi tutabilir ama diğerleri çok zor. Ki uzun vadede mümkün değil. Yapılması gerektirdiğini, sağlam temellerin üzerinde inşa edilen her şey doğru gider diye düşünüyorum. Doğru da sağlam olarak durur. Baktığınız zaman kulüp organizasyonlarla ilgili bizim ihaleler gittikçe düşüyor. Yayın gelirleri hatta düşüyor. Hatta belirsiz. Belirsiz. İşte milli takımımıza, ulusal takımımıza baktığımız zaman küme düştük. Şimdi baktığınızda kaç tane, 4 tane işte şey Dünya Kupası'na gidemiyoruz. 4 tane takımımız var. Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyeceğiz muhtemelen. Çünkü zaman. Yıllardır takımlarımız ön elime geçemiyor evet. Şampiyonlar Ligi'nde. Demek ki burada topyekün bir değişime ihtiyaç var. Burada doğru reformlara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum burada. Hocam bunu ne kadar yapabileceğiz ki? Şimdi 16 Haziran'da Türkiye Futbol Federasyonu seçimleri var. İngiltere'de federasyon değişiyor, oyuncuların haberi olmuyor. Almanya'da zaten bambaşka bir sistem var. Ama biz burada 3 aydır işte 16 Haziran'da federasyon seçimleri var. Sayın Nihat Özdemir istifa ettikten sonra. Acaba kim gelecek, kim gelebilir? Bunu bekliyoruz hepimiz. Çünkü bir umut ışığı arıyoruz ama aslında gelecek olan kişi de eskiyi aratır mı? Veya bütün sistemi nasıl değiştirecek? Veya o değiştirme mantalitesine sahip mi? Bence bu konuda da ciddi soru işaretleri var. Bir kere her şeyden evvel yine şeye geliyoruz. Yani ehline vermek. Yani futbolun evet. içerisinde gelen insanların liyakate geliyoruz. Futbolun içerisinde gelen insanları tabii ki sevk ve idare ben onu demiyorum. Futbol Federasyonu'nda önemli insanlar var. Ama aynı zamanda futbolun içerisinden gelmiş insanlara da burada yer vermek çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü empati yapmanız gerekiyor. Adımlar atmanız gerekiyor. Bazı kriterleri de yerine getireceksiniz yani. Aynen öyle. Hocam peki Yeni Malatya Spor'un başında 83 karşılaşmaya çıktınız. Evet. Yanılmıyorsam da 1.60'larda bir puan ortalaması evet. yakalamıştınız. Şu anda küme düştüler. Evet maalesef. Nasıl karşılıyorsunuz? Ne dersiniz işte yine bu durumla ilgili? Çok üzüntüyle karşılıyorum. Çünkü çok güzel zamanımız, dönemimiz geçmiştir Malatya'da. Biliyorsun ilk geldiğimizde ben orada risk aldım. TFF Ligi'nde 7 müsabakadan sonra 5 puanda olan bir Malatya Spor vardı. Yani bana dediler ki gitme oradan. Gençler Birliği'nden çünkü oraya gittim. Lig'den gittim. Biz de tabii bazı organizasyonlara imza atmamız gerekiyor kendimizi göstermek açısından. Biz de bunu seçtik. Zor yolu seçtik. Malatya Spor Kulübü'nü, Yeni Malatya Spor Kulübü'nü o dönemde bırakın düşme potasına neredeyse playoff'a ikinci yılımızda da en düşük bütçeyle direkt lige çıkaran teknik adamız. Yani inanılmaz güzel şeyler yaşadığımız için ki bizim yanımızdaki mücadele eden kulüpler Göztepe gibi finansal anlamında çok iyi duruş sergileyebilen aynı evet. zamanda işte Sivas'ı olsun, Eskişehir'i olsun. Yeni Malatya Spor direkt lige çıktı yani çok büyük bir mutluluktu. İnanılmaz derecede. Sonra oradan ayrılmak durumunda kaldık. İşte sonra bir daha üçüncü dönemimizde işte geldiğimizde geçen sene ligde tuttuk. Çok zor şartlarda 45 puanla ligde tuttuk. Kaldı ki son müsabaka biliyorsun yani ne şampiyonluğu tayin etmek sizin açınızdan gibi. Yeteri kadar konuşulmadı bence. Hani hep Galatasaray evet. cephesinden bakıldığı için olaya. Evet evet. Şimdi tabii biz ligde kaldı 45 puan yaptık. Müthiş bir başarı yakaladık. Son müsabakaya kaldı her şey. İşte bir taraftan Galatasaray, bir taraftan Beşiktaş. Şimdi içeride biz iki tane gol daha fazla yemiş olsaydık Galatasaray'a karşı Galatasaray şampiyon olacaktı yani. Evet. Bizim açımızdan da çok onurlu, çok önemli bir mücadeleydi. Biz de bunun üstesinden geldik, elimizden gelen mücadeleyi yapmak durumundaydık ve elimizden gelen bütün mücadeleyi verdik. İşte bu seneye geldiğimizde sezon başındaki tabii transferlerle ilgili biliyorsun bazı süreçlerde kolay olmuyor. İstediğiniz transferler zamanında gelmeyebiliyor ama benim için burada kıstas her zaman kulüp içinde olan şeyler benim için çok önemli. Bunlar da kulübün içerisinde kalması gerektirdiğini düşünüyordum. Her zaman Yeni Malatya Spor'un menfaati doğrultusunda o mücadelemizi verdik. Onun arkasında yapılan seçimler zaten belirli sportif olayı ortaya çıkarmıştır.
maalesef burada da doğrular değil de şöyle söyleyelim. Burada Giresunspor'u tebrik etmek istiyorum. Hakan Keleş'le beraber devam ettiler ki biz ayrıldığımızda Başakşehir arkamızdaydı. Bir de Giresunspor da onlar da arkamızdaydı. Bugün ligde kaldılar. Değiştirmediler. Yani. O dönem yönetim büyük sabır gösterdi. Haklarını verelim. 6 maç galiba kazanamamıştı Giresunspor. Arkalarında durdular hocanın. Ya şöyle şimdi diyorum ya işte sana. Biz gittik, onlar bizim arkamızdaydı yani. Başakşehir de aynı şekilde. Hı-hı. Yani şunu söylemek istedim. İşte bugün geldiğimiz konumda Giresunspor ligde kaldı. Evet. Yani ben şundan eminim ki biz o süreçte devam etmiş olsaydık tabii ki bazı doğruları yapmamız gerekiyordu. İşte devre arasında daha takviye yaparak bu kulübümüzü yine ligde tutabilirdik diye düşünüyorum. Ama bazen işte veya Türkiye'deki futbol ikliminde değişiklikler oluyor. Özellikle tabii siz de sahipleniyorsunuz. Çünkü çok güzel şeyler yaşadınız o insanlarla. Hep iyisini istersiniz o kulüp için. Ondan dolayı tabii bir ayrılık oldu ama bana göre kalmış olsaydık ligde de kalırdık diye düşünüyorum yani. Eminim ki. Yeni Malatya Spor'u konuştuk. Bursa Spor. Türk futbolunun genel bir sistem sorunu var. Onu da biraz kıyısından köşesinden ele almaya çalıştık hocam. Evet. Ve sizinle ilgili de Bundesliga'da çalışmak istediğinizi, bu hedefinizden bahsettiniz. Son olarak bu konuyla ilgili finali şöyle yapmak istiyorum. Türk futbolunda değiştirmeyi düşündüğünüz iki unsur ne olurdu? Sizin elinize bir şans geçse. Evet. Ne isterdiniz hocam? İki tane unsuru değiştirdim tabii. Değiştirmek isterdim. Kulüplerimizin finansal açısından ne duruma, yani bizim marka değerimizin nereye geldiğini görüyoruz. 5 tane diğer üst kulüplere, liglerde baktığınız zaman inanılmaz derecede aramızdaki fark açılıyor. Biz gittikçe düşüyoruz. Yani finansal anlamda onlar da gittikçe yükseliyor. Demek ki marka değerimizi biz kesinlikle yükseltmemiz gerekiyor. Bunların içerisinde de bir kere bunu finansal anlamında umarım tabii bu yeni tasarıyla birlikte spor yasasıyla ilgili değişiklikler olacak diye düşünüyorum. Birincisi o, ikincisi de yine altyapıya geleceğiz tabii ki burada. Altyapı çok önemli arz ettiğini. Altyapıyla birlikte yaptığınız yatırımlar, özellikle yetiştiricilerinize yaptığınız yatırımlarla birlikte burada kazandığınız oyuncuları bu sene mesela 5 tane oyuncuyu sayabiliriz. Altyapıdan çıkan mı? Altyapıda genç oyuncuları Türk futbolunda kazandırılan oyuncular aslında çok az sayıda, çok daha fazla olması gerekiyor. Sayabiliriz yani. Birincisi işte 17 yaşında Arda Güler. Evet. İkincisi 18 yaşında Emirhan'ı gördüğünüz zaman çok umutluyuz. İnşallah kesinlikle böyle devam ederler. Ege'yi sayabiliriz Beşiktaş'tan. Efendim? Ege Tıkmaz. Ege'yi de sayabiliriz bunların içerisinde ama biraz ön plana çıkmış olan işte baktığınız zaman Trabzonspor'da Ahmet Can. Ahmet Can'ı da sayabiliriz. İşte Yunus Akgün'ü sayabiliriz burada. Yunus Akgün bu sene önemli bir 20, ya altyapı ürünü 20, olarak bakarsak sayabiliriz. Altyapı derken genç oyunculardan da bahsediyoruz burada. Hani genç oyuncuları bizim marketimize yani çok üst seviye taşıyabildiğimiz oyunculardan bak. Rıdvan Yılmaz da önemli hocam, bir çıkış. Kerem de girer bu kıstasa. En sonunda 23 yaşında işte dediğim gibi Kerem Aktürk oluyor. Baktığınız zaman 5 tane. Aslında çok daha fazla olması gerekiyor. Bu nasıl olur? Bu nasıl olur? Cesaretli bir şekilde, koltuğunu düşünmeyecek bir şekilde teknik adamlar burada gençleri yetiştirecek. Yabancı konusunda işte bu kadar yabancı sayılarla alakalı bir durum söz konusu olmaz. Futbolun pasaportu yoktur. Kim iyiyse oynar. Seviyeyi de öyle çıkarırsınız. Bu kadar basit yani. Çok daha fazla çıkarmanız gerektiğini düşünüyorum oyuncularla. Bu çıkış çok zor mu olur? Hayır. Doğru kulüp organizasyonla birlikte bunun üstesinde %100 çıkabilirsiniz. Aslında çok da zor değil. Kesinlikle. Bir reklam vardı da futbolla ilgili aklıma geldi. Impossible is nothing diye. Evet. Hiçbir şey imkansız değil. Evet. Markanın ismini söylemek istemedim. Orada işte Zidane'lar, Sise'ler, Kaka'lar, birçok oyuncu geliyor ve iki tane çocuğun hayal ettiği oyuncular bunlar hocam. Evet. İki takım maç yapıyor ve en sonunda çocuklardan birisinin annesi çağırıyor balkondan. Hey hadi gel diye ve ondan sonra çocuk topunu alıyor gidiyor. Zidane, Kaka hepsi arkasından bakıyor. Gerçekten hiçbir şey imkansız değil. İmkansız futbolun değil dili tabii. Tek. Tabii. Gerçekten evrensel bir oyun. Bir de potansiyelimiz var yani bu konuda evet, gerçekten. Ama işte uygun ortamı sağlamayınca, o altyapıdaki çalıştırıcılara yeterli konfor alanını oluşturamadıkça işte en ufak bir sarsıntıda o hocalar da yıkılıyor. Tabii ki hocam? Organizasyonla ilgili burada doğruları yaptığınız zaman o sistem zaten oturur. Aslında çok büyük bir yani deha olmanıza gerek yok.
kriterleri koyacağız. O kriterleri yerine getirdiğiniz zaman önümüzdeki yıllarda bu işin içinden çok farklı çıkabilirsiniz ve çıkarsınız. O kadar zor değil yani. Aynen öyle, katılıyorum. Hocam şimdi bu kısmı bitirdim. Size özel 10 tane soru hazırlıyorum. Tamam. Buna ben her ne kadar bir format ismi olmasa da kısa teknik olarak bir isim vermek istiyorum. Size sorumu yönelteceğim. Hı-hı. Ardından sadece tek kelimelik bir cevap rica edeceğim. Hazırsanız başlayalım. Başlıyorum. İsterseniz. Peki, ilk soru gelsin. Bir teknik adam gözüyle. Valerian İsmail'in üçlü defans anlayışı mı yoksa Vitor Pereira'nın üçlü defans dizilimi mi? Valerian İsmail'im. İkinci soru. Fenerbahçe'nin gelecek sezondaki ihtiyacı size göre Jorge Jesus mu yoksa Joachim Löw mü? Fenerbahçe ve Türkiye'yi tanıdığım için Jorge Jesus. Taktiksel anlayış mı, motivasyon ve iletişim mi? Aslında üçü. Üçü. Tabii sıralamaya da baktığımız zaman taktiksel tabii. Bir, onu söyleyebiliriz. Taktiksel bir, ikinciye motivasyon değil de ne demiştim? İletişim vardı. İletişim tabii ki. Taktiksel, iletişim, motivasyon. Size göre dünyadaki en iyi teknik direktör? Dünyadaki en iyi teknik direktör, şöyle söyleyeyim, en sevdiğim teknik direktör, yani tutku amaçlı olduğu için ben gerçekten Klopp'u çok seviyorum. Klopp. Evet. Hocam 28 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finali var. Real Madrid mi, Liverpool mu? Liverpool. Favori formasyonunuz? 4-3-3. Türkiye'deki en zorlayıcı deplasman? En zorlayıcı deplasmanlardan bir tanesi tabii. Yani burada Trabzonspor'u söyleyebiliriz. Özellikle şehir takımları hepsi, aslında çok daha fazla şehir takımı olması gerekiyor ama Trabzon tabii kolay deplasman olmuyor yani. Volkan Demirel mi, Emre Belezoğlu mu? Emre Belezoğlu. Türk futbolunda çalışmak için, şimdi 5 dili biliyorsunuz. Evet. 5 dili bilmek mi daha kıymetli yoksa 5 tane büyük adamı tanımak mı? Güzel bir soru. Benim için tabii ki burada kendini geliştirip 5 dil bilen kişi çok önemli. Ama Türkiye'de tabii bazı konjonktörlere baktığınız zaman ikincisi de çok önemli tabii. İrfan Buz'u en iyi tanımlayan kelime nedir? Tutku. Tutku. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tutkunuzu fark ettim. Hem röportajdan önce hem de burada. Evet. Evet. Bir şeyler vermeye çalışıyorsun. Seviyorum. Doğru şekilde düşünüyorsun. Ben. Futbolu seviyorsunuz. Evet, çok seviyorum. Teşekkür ederim. Hem bu röportaj için hem de buraya kadar geldiniz. Keyif verdiniz. Ben teşekkür ederim. Umarım siz de aynı şekilde düşünüyorsunuz. Tabii tabii, ben de aynı şekilde. Gayet güzeldi sorular. Ve sanırım bu kısa zaman içerisinde hakikaten önemli konulara değindik. Evet, teknik direktör İrfan Buz'la olan söyleyişimizin sonuna geldik. Başka bir yayında görüşünceye dek hoşça kalın.